Merhabalar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Eren Ceylan. Bugün Crusader Kings 3'te yeni bir seriyle daha sizlerin karşısındayım. Daha önce Avrupa'nın ortasında bir Türk devleti kurup onun inancını da Tengrici yapıp o devletle Avrupa'nın ortasında hayatta kalmaya, Katolikler ve Ortodokslar tarafından bölüşülmüş Avrupa'da hayatta kalmaya çalışmıştık. Bunu başarmış, hatta Avrupa'nın neredeyse tamamını da ele geçirmiştik. Şimdi ise bunun benzerini ama farklı bir yolunu yapacağız. Bu sefer devlet kurmayacağız, bir devletle oynayacağız. Devleti kendimiz oynarken kuracağız. Efendim ne yapacağız? Başlıkta da zaten gördünüz, anasını satayım. Niye Acun Ilıcalı gibi burada gizem yaratmaya çalışıyorum ki? Efendim Bohemia Devleti ile başladığımız bu seride Haçlı Seferlerine katılıp, bu oyunun da zaten amacı biliyorsunuz Crusader Kings. Haçlı Seferlerine katılıp Kudüs'te kendi krallığımızı kurmaya çalışacağız. Bohemia olarak değil, Kudüs'teki Haçlı Seferinden sonra Kudüs Kralı olarak devam edeceğiz. Bohemia'yı salacağız. Biliyorsunuz o Haçlı Seferlerinde eğer sizin seçtiğiniz kişi orada kral oluyor ise, eğer yeterince katkınız varsa ki oluyor, kral olduğunda o kişi size oyun iki seçenek sunuyor. İstersen Bohemia olarak devam edebilirsin, İstersen oradaki yeni krallığın kralı olarak veya kraliçesi olarak devam edebilirsin diyor. Biz bu seçenekte ikinciyi seçeceğiz. Gideceğiz, diyeceğiz kardeşim artık bizim burada vademiz doldu. Biz artık Haçlı olarak devam etmeyi düşünüyoruz. Haçlı kral olarak devam etmeyi düşünüyoruz. Ve Müslümanların yoğun yaşadığı bu coğrafyada hayatta kalmaya çalışacağız. Amacımız bu efendim. Oyun kurallarımız varsayılan diyelim. Iron Man açık. Başlat diyerekten devletimizin artık kuruluşuna başlayabiliriz. Save adı Hajli olsun. Hajli. Hayırlı olsun vatana millete. Bu arada dostlar oynadığım modları videonun açıklama kısmındaki linkten Discord sunucuma gelebilir. Oradan modlar diye bir oda açarım. Orada her oyunda artık bundan sonra oynadığım, kullandığım modları oradan paylaşacağım. Oradan takip edebilirsiniz. Ben biliyorsunuz çok detaylı, fazla aşırı oyunu değiştiren modları sevmiyorum. Burada da yine görüntü modları, bazı işte güzel modlar da var. Bu daha iyi şey yapmak, daha iyi zanaatkarların olması gibi modlar vesaire. Birçok kullandığım mod var. Onları siz videonun açıklama kısmındaki linkten Discord sunucuma gelebilirsiniz, erişebilirsiniz. Haberiniz ola efendim. Şu anda kralımız Dük 2. Vratislav. Tipler mesela değişiyor ya, kültüre göre değişmesi de yine modla gelen bir şey. Şu an mesela daha yakışıklı ve güzel karakterler var. Bunlar da modla gelen bir şey abi. Bence çok daha güzel olmuş diye düşünüyorum. 2. Vratislav yüksek ihtimalle ölecek, geberecek abi. Bu adam Haçlı Seferlerine katılamayacak. O yüzden bize güzel bir varis lazım. Güzel bir varis yetiştirmemiz lazım bizim. Hızlı bir şekilde. Hemen karımı öldürerek işe başlıyorum. Yani bunun için direkt karımızı öldürmek istiyoruz abi. Hemen bunu yaparak işe başlıyoruz. Daha sonrasında ne kadar çocuğumuz varsa onları da öldüreceğiz abi. Merak etmeyin, canınızı sıkmayın. Siz bu işi, biz bu işi halledeceğiz. İyi bir varis yaratmaya çalışacağız. Ve o varisi de tahta geçireceğiz. O da yetenekli olduğu için Haçlı Seferlerine kazanabilecek. Onun varisini de veya kız kardeşi veya erkek kardeşi, kim olur fark etmez, onu da tahta geçirmeye çalışacağım. Ama bu dediklerimin hiçbirini de yapamamış da olabilirim. Her şey efendim değişebilir. Hatta ben bunun denemesini yaptım, videosunu da çektim. İlk başta Kudüs yerine Moldova'ya savaş ilan etti. Onu Kudüs'e çevirdim, sonra katılımcı kalmadı. Yenildim abi, şimdi baştan çekiyorum. Bu sefer yensem de yenilsem de devam edeceğim. Birinci Haçlı Seferinde olmasa ikinci Haçlı Seferinde kazanırım diyerekten devam edeceğiz abi. Planları destekle kardeşim. Daha yetkin ve etkin birini de atalım hatta buraya. Bölgeye kardeşim yeni intikal edilecek bizim casus başlarına ihtiyacımız var. Piskopos beni onaylamıyor. Kardeşim o beni onaylamıyorsa ben onu hiç onaylamıyorum. Şaka şaka. Şaka, Piskopos'ta bizim aramız iyi olmalı. Hükümdara hürmet sunalım kardeşim. Lan oğlum. Dilci ne oğlum? Düşünmemeliyim bunu, dur. Dur, hayır, aklıma kötü şeyler geliyor. Dur, onu düşünmeden hemen hızlıca farklı şeyler yapacağım, dur. Dur, bizim oğulların elinden topraklar alayım, dur. Dur kardeş, şurayı bir ver bakayım aslanım. Aslanım ver bakayım şurayı. Lan kazandığımız yeteneğe bak. Oh. Neyse. Ünvanların veraset sırasındayız. Kutsal Roma'da 3.'üz. Sıkıntı yok. Güzel. Abi beni şey yapsana ya. Konseye bir ata bakayım. Sen beni konseye de atamıyorsun. Ben sana yakında isyan ederim, ben sana söyleyeyim bak.
Ben sana söyleyeyim bak, beni kardeşim şey yapma, ben yazık ki şansı olarak atlatırım. Alttakini seçseydim Maraş olma şansım vardı ama olmama şansım da var. Neyse abi, yaptık bir şeyler. O başta gelen, başımıza gelen olaylar yüzünden maalesef pek şey yapamadık. Plan gücü azalmasın abi. Öldürecek kişi varsa da desteklenelim hemen. Şu bizim karıyı öldürsünler. Yeteneksiz bir karı çünkü. Bizim bu arada hemen hızlıca savaşmamız gerekiyor. Prestij kazanmamız gerekiyor. Prestij içinde savaşmak falan gerekiyor. Prestij lazım abi bize kardeşim. Kardeşim bize prestij lazım. İki kat temkinli etkisine sahip olacağız. Hadi bakalım. Lüks egzotik gelsin. Oh. Oh. Kendi gacımızı indireceğiz ya. Para karşılığı. Tamam abi, devam. Devam. Düşes. Seni boşamayı talep edemiyorum yani. Boşayabilseydim hiç bunlara gerek kalmazdı ama yani yapacak bir şey yok. Hadi bakalım. Katil özelliği kazandım. Korkunçluk kazandı. Milletle ilişkim kötüleşti. Çocuklarım hiçbir artık beni sevmiyor. Sıkıntı yok. Yakında çocuklarımızı öldürürüz zaten. O iş ona da varırsa kardeşim, sıkıntı yok, siz canınızı sıkmayın, ben hallederim kardeşim. Bizim devletimizin çıkarları için yapamayacağımız hiçbir şey yok. Gel bakalım gacı, yeni gacı aldık artık. Hayırlı uğurlu olsun. Önemli olan öldürmek de abi, ortaya çıkar çıkmaz fark etmez. Şimdi savaş ilanı. Lan oğlum hemen hasta olduk, dur lan. Daha yeni gacıyı hazır yolladık ya. Daha hemen yeni gacıyı yolladık. Lan oğlum bir de semptomlar kötüleşti. Ulan yazıklar olsun. Daha yeni hazır kurtulmuşuz abi. Kardeşim sakın tahta geçmesin bak ha bak. Şunu verasetten benim men etmem. Hatta bunu öldüreyim ben hapsedip. Bunu hapsedip öldüreyim. Bana isyan etsin de. Bana isyan etsin de kardeşim. Gel bakalım sen gel. %92 ile kabul eder zaten. Şunları, kardeşlerimin alayını öldüreceğim. Hepsini isyanı teşvik edip öldüreceğim kardeşim. Öncelikle ülkeye bir temiz eller operasyonu çekmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu temiz eller operasyonu ile birlikte rahat edeceğime inanıyorum abi. Münzevi özelliğini mi kazanacağım? Mükemmel. Ver abi. Ver kardeşim. Güzel. Temiz eller operasyonumuz hemen işe yaradı. Gördüğünüz gibi isyanlar falan çıktı abi. Lan oğlum benim Kapitol'ü alıyorlar. Kardeşim dur 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 bakayım dur. Bekleyin geliyorum, bekle. Bekle geliyorum, bekle. X6R bekle geliyorum abi, bekle. Şunu buraya ata. Şunu da buna ata. Tamam. Gel bakalım. Oo, sizin gücünüz kudretiniz fazla ha. Bakalım yenebileceğiniz mi beni? Yok, ben bunları döverim. Ben bunları döverim. Benim bunları dövmeme şansım yok. Böyle bir şey mümkün dahi değil. Bunların herhangi bir şekilde mümkünatı yok kardeşim. Gel sen canını sıkma kardeşim. Takviye geldi hemen. Yeni kızım oldu bu arada. Abi o kızı istemiyordum ben. Zeki! Lan erkek olsaydı ya bu ya. Bu erkek olsaydı feci felaket bir şey olurdu ya. Benim oğlan bile bana isyan etti. Lan alt tarafı annen yetkin olmadığı için biraz onu indirdik sadece yani. Alt tarafı bu. Bu arada bu menüyü hangi modda yaptıysam bunu koymam. Bunu yüksek ihtimalle yanlış bir şekilde yaptım ben bunu. Bu menü bu olmaması lazım modlar arasında abi. Onu yanlışlıkla koymuşumdur. Hayırdır lan? Bruno Fernandes'i nasıl alırsın ya? Gel bakayım ya. Dolby de bunları hemen bir tokatlayalım. Gel gel, kaçma. Kaç, saklan. Oğlum adamları patakladığında sen niye yardım etmiyorsun? Madem bu savaşa isyana geliyorsun kardeşim, isyana geliyorsan adam gibi de savaşacaksın ya. Oğlum isyan ediyorsunuz, savaşmıyorsunuz. Olmaz ki böyle. Gel abi gel, kafes dövüşüne gel. Gel. Gel bakalım gel. Bu arada biz savunmacı biziz değil mi? Aynen, bu isyan çıktığında savunmacı biz oluyoruz. Ne kadar güzel bir şey ya. Aslında saldıran benim ama savunmacı olarak gözüküyorum. Ne güzel. Muhteşem. Gençler şimdi sizi... Öldüm sandım ya. Ya öldüm sandım değil, ölüyoruz gibi yani. Karakterim ne oldu? Lan oğlum karakterimi rahat bırak. Hüzünlü. Ayyaş. Donuk keder. Hüzün ortalama azalma veriyor. Ayyaş. Ayyaş çok küçük. Ayyaş ver abi o zaman. Ayyaş'ı ver. Karakter direkt hemen boktan hamleler yaptığı için maalesef kötü durumlarla karşılaştık.
Abi sen krallığa isyan ettin. Sen niye böyle bir şey yaptın? Senin hemen kelleyi bir alalım bakalım. Akraba katili güzel. İyi bir yetenektir kardeşim. Severiz. Bu arada Papa ile bir ilişkileri kasalım. İlerleyen dönemlerde bunları düşünüyoruz. Şu arkadaşların topraklarına el çektiriyorum farkındaysanız. Bunları çektireceğiz. Sonra bir de boyunlarını vuracağız. Çünkü bunlar da varis. Vur abi bunu da. Neymiş? Adammışlık seviyem düşüyormuş. Lan kim takar o adammışlık seviyesini? Vur abi bunun da boynunu. Lan adammışlık seviyem daha ne kadar şey zaten. Bunlar varisleri ortadan kaldıracaksın abi. Ortadan kaldıracağım bunları. Oh, zaten suçlu bu. Bu da benim oğlan. Macar tahtının hak iddiası var bunun. Aslında bunu öldürmeye de bilirdim ama bunu da öldüreceğim. Güzel. Oh, tamam. Temiz eller operasyonumuz tamamlandı an itibariyle. Varisim kim? Yeğenim oldu lan varis. Oğlum keşke bunu önce verasetten menedip öldürseydim babasını. Şimdi varis sayısı daha da arttı ya. En büyükleri geçiyor ya, bunları da öldürmek lazım şimdi, dur. Yeğenim var burada. Oğlum tamam. Şunu da öldürürüz. Bunu hatta verasetten bir şekilde hallederiz. Canını sıkmayın, hallederiz kardeşim. Hallederiz. Şimdi kızıma toprak verebilsem keşke ya. Şimdi şu topraklar. Yeğenim. Ona vermeyeceğim. Buraları hemen. Benim hanedanımdan olmayan. Kim bu? Hanedanımdan değil. Sana kardeşim bak, hayatında görmeyeceğin iyiliği yapıyorum bak bu toprakları vererek. Gördün mü bak, bu iyiliği sana baban bile yapmaz. Ben yaptım. Neden yaptım? Seni hiç alakadar etmez. Sorgulama kardeşim. Sorgulama. Köylülerimize yardım edelim. Muhteşem abi. Gördüğünüz gibi ben ne kadar iyi bir insanım. Kim bu? Düşes Matilda. Öldür abi. Toskana dükü. Yok, önemli değil. Bizden değilmiş. Bizden olsaydı gebertecektim de bizden değilmiş abi. Sıkıntı yok. Biraz dindarlığımız çok ufak kötüleşmiş olabilir yani. Çok çok az ama yani. Çok az bir dindarlığımız kötüleşmiş olabilir ama çok az bir şey yani. Çok canınızı sıkılacak bir şey değil. O yüzden şey yapmayın, canınızı sıkmayın. Bizde abi her şey planlı programlı. Sayın Papa, sen de bir ilişkimizi kasalım. Papa beni çok seviyor abi, gördüğünüz gibi. Papa beni fazla seviyor abi. Haçlı seferlerinde beni yanında çok isteyecektir diye düşünüyorum. O yüzden onu da hemen hızlı bir şekilde abi. Şehir varmış benim. Yönetimimde ne demek şehir ya? Ver bakayım şunu birine. Ver abi, şehir mehir nedir ya? Başka ne var? Şehir mehir bir şeyler var mı? Yok. Dolby'yi demem, bir herhangi birine ver. Kalsın abi. Tamam. Tamam. Malımız mülkümüz şu an güzel. Süzerenden arzuhal istemiyoruz. Bir şey istemiyoruz kardeşim. Devam böyle. Güzel. 10 numara 5 yıldız. Her şeyimiz şu an süper. Papa, seninle aramızı iyileştirelim abi. Şimdi elimizdeki paraların tamamını ordu için kullanacağız arkadaşlar. Tamamıyla ordu basmaya harcayacağız bundan sonra. Bu tüm paralarımızı. Ve savaş taşlı seferinde kullanılacak bunlar. Güzel. Yürekli, aslan yürekli Bratislav olduk abi. Ben bir suyumdan yudum alayım hemen. Ve hangi konu? Konuşsun abi adam. Adam konuşsun. Adam konuşsun. Biz oldukça özgürlükçü bir insanız. Gördüğünüz gibi özgürlükçü insan olduğumuz için isyan etmelerine izin verdik. Ondan sonra yani isyan edenler bedelini öder. Orası ayrı bir konu. Ama sonuçta bir izin verdik abi. İzin verdik. Güzel bir askeri yaşam tecrübesi daha. Bu adam çok iyi bir savaşçı aslında. Bu var ya, Haçlı seferlerine katılsa çok iyi olur bu adam. Çok büyük adam bu, çok. Çok büyük adam ve selam. Kardeşim seni verasetten bir men edelim hemen. Tamam. Hacı abla, senden dinini değiştirmeni istiyorum. Bir de bana bir tane çocuk versene, erkek. Siparişle geliyor. Bir erkek çocuk istiyoruz senden. Ricamız bu yönde. Rica ediyorum. Bu şekilde bir bize geri dönüş muhteşem olacaktır. Ya çok para gidiyor ya. Çok para gidiyor ya. Çok para gidiyor ya. Çok para harcadık ama bunların karşılığı gelecek. Papa sen ben niye sevmiyorsun ya? Günahkarım, kültürel kabullenme o bu lan oğlum. Öyleyse bize kardeşim o. Allah Allah. Sen bana bir cennetten bir arsa ver bakayım. Sen bir bana bir cennetten bir arsayı versen. Sen gerisini derdine şey yapma ya. Canını sıkma, bende onlar. Sen cennetten sat kardeşim bize arsayı. Gerisi seni ilgilendirmez.
Gerisi seni ilgilendirmez. Şimdi bu malı da verasetten men edelim. Çünkü mal yani adı üstünde maalesef. Çocuk beyni pek yok. Verasetten men et abi. Şu çocuk diplomasi eğitimi alıyor. Bu çocuk asker eğitimi alıyor. Bu çocuk geçsin tahta. Bu çocuk, bu kız tahta geçsin. Ben bu kızı tahta geçireceğim. 7 tane çocuğum var. Diğer kızlarımı da öldürürüm en kötü. Şunlara bir ruhban yemini ettirmek için hacca gidelim abi. Böyle göstermelik böyle. Dindarlık gelsin maksat. Kardeşim bir öylesine bir hacca bir gidelim bakalım. Görelim çadıra girelim mi? Girmeye gerek yok. Dindarlık gelsin bana. Başkenti de geliştirsek mi? Bu stres kazandıracak bize de. Başkenti de geliştir abi. Stres mitres olur öyle şeyler. Tamam şu kızların alayını. Şunu bir ruhban yap bakalım. Hacı abla sen. Sen benden gözün korkmuş. Kişiliğin seni sen. Kişiliksiz bir karakter misin sen? Sen beni niye sevmiyorsun? Yalt tarafı anneni... Yaptığım maalesef kötü olaylardan biriydi bu. Ama yapıldı artık yani. Bunlar yapacak bir şey yok abi. Kızı tahta geçireceğiz kızı. Kızı geçireceğiz kızı. Oğlum bu ne, her boku kazandık ya. Bu adam çok uzun yaşamaz ben size söyleyeyim bak. Bu adam çok uzun yaşamaz bu. Bu çok uzun yaşamaz bu. Bu fazla yaşamaz bu. Bu fazla yaşamaz abi. Bu adam çok iyi bir adam. Kim bu? Bizim karı. Güzel güzel olur. Belki erkek çocuk verir. Kızı da savaşçı olarak yetiştiriyorum. İdareci yetiştirsem daha iyi olurdu ama kalsın bakalım. Belki erkek varis verir bu. Erkek varis vermezse, kız varis verirse sıkıntı. Zeki bir erkek varis verirse süper. Zeki olmayan bir erkek varis verirse yine kötü. Yazıklar olsun sana. Sana yazıklar olsun. Çocuğu ruhban yemini ettirsek. Oğlum ruhban yemini et lan. Ruhban yemini et lan. Şunu öldüreyim mi? Bunu öldürsem. Çocuğu niye öldüremiyoruz ya, Allah Allah. Kardeşim. Olabilir böyle şeyler. Bir av düzenleyelim de hemen bir kendimize gelelim abi. Av düzenleyelim bir kendimize gelelim. Haçlı seferlerine çıkacağız arkadaşlar. Daha onda zaman var. Haçlı seferi zamanı geldiğinde papa bize haber verecek. O zaman çıkacağız da şu an biz daha düzenleme yapıyoruz hocam. Bu düzenlemelerin yapılması lazım. Bu düzenlemeler yapılacak ondan sonra ancak. Haçlı seferi mefere bunları göreceğiz. İstekli alemci olduk. Kendimizi bir de kral yaptık mı kardeşim? Şu an iyiyiz. Oh. İşte bu. Ha bir dakika şunu değiştirebiliyorduk. Ben mor yapacağım bunu. Tamam. Daha güzel oldu şimdi menü. Fidye. Şunların para karşılığında kardeşim hemen salalım şunları. Ver abi. Savaş açabilirsin. Yap abi ne yapıyorsan. Canını sıkma. Sen istediğin bir şeyi bana ver. Yarısı benim için önemli değil. Şunları da kuşan abi. Güzel. Şimdi bizim çocukları verasetten men edecektik. Kardeş sen artık tahta değilsin. Tahtla herhangi bir iddian yok senin. Ne demek 75 ihtişamımız yok. Ben bu çocuğu öldürmek zorunda mı kalacağım şimdi? Allah Allah. Ne kadar kişiyi verasetten men ettim ya. Oyuncu varisi ve yeğeni. Oğlum daha kaç kişiyi verasetten men etmem lazım benim. Bir sürü yeğenim de var aynı zamanda. Sonra bizim oğlana kalıyor. Abi bu davarı yeri alalım veraset o zaman. Davarı yeri alalım bunu. Davar mı var bu en azından. Neyse yeğenlerimi öldüreyim bari. Gel lan. Ya ne adil bir özellikmiş ya. Şunu öldüreyim ben. Bir dakika dur. Yeğenimin yetenekleri nedir? Entrikacı. Diğer yeğenimin yeteneği ne? Öğrenim. Şu. İdareci. Tamam bu geçebilir tahta. Bunun geçmesine izin veriyorum ama diğerleri de var. Onlar geçemez. Gelin bakalım. Haneli deri kozunuzu kullandık. Sen bir ruhban yemin etsene ya. Ne demek ya x61. Bu da birincil varis maris diyor oğlum. Senin babanı ben öldürdüm ya. Sen babanı öldürdüler bu tahta. Sen bu tahta geçeceksin mi? Oturacaksın mı yani? Ayıp be. Sağlığımız kötü.
Oğlum benim çocuk geçsin bari tahta, bak ben size söyleyeyim. Kız var. Şu oğlan. Oğlum bu da bu kadar da mal olunmaz ya. Bu kadar davar olunmaz yani. Bu mu geçsin tahta? Oğlum bunlar aşırı davar ya. Taht kimlere kalıyor ya taht? Taht kimlere kalacak taht? Vasat pazarlık. Allah belanı. Neyse bu geçsin. Bunu en azından idareci değil savaşçı yapalım. Biraz iyi bir savaşçı olsun. Ben eğiteyim bir de bunu. Tamam bu çocuk geçsin tahta ya. Bu geçsin abi. Bizim çocuklar davar çünkü abi. Bizim çocuklar geçemez. Bizim çocukların tahta geçmesi demek bu devletin yıkılması demek. Bizim çocukların beyni yok abi. Bizim çocuklarda bir beyin eksikliği var maalesef. Onların tahta geçmesini mümkün görmüyorum ben. Geçmemeliler. Böyle bir şey gerçekleşmemeli abi. Papa ne yapıyorsun ya? Papa sen bana altın versene. Beni birisi öldürmeye çalışıyor. Vay 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 vay. Hemen bir koruma alayım da bari. Hemen bir tane koruma alalım. Beni öldürmesinler. Daha bizim korumamız da iyi değil ama neyse. İnşallah korumam öldürmez mi? Bir de korumam öldürür şimdi. Beni sevmiyor zaten. Beni sevmiyor zaten. Gider koruma öldürür beni. Sarayımız var da göstermelik ya. Öylesine yaptık bir tane saray olsun diye yani. Yalandan dolandan bir tane saray yaptık. Öyle çok bir şey yok. Güzel. Mülk vergileri %34 geliyor. Eşimizden neyi yetenek alıyormuşuz lan biz? Vallahi güzel güzel. Kaç kişiyi öldürdüm burada yazıyor. Öldürdüklerime bak ya. Kardeşim hadi. Yap bir daha dene, bir daha dene, bir daha dene. Yaparsın aslanım hadi. Çık bakalım huzuruma. Oğlum huzuruma parayla falan çıkın ya bari. Bedavaya çıkmayın oğlum. Cana yakın aç gözlü. Şehvetli cana yakın daha iyi. Kim beni yağmalıyor? Beni değil bizim elemanları ya. Beni yağmalayamazlar zaten. Akıncı özelliği kazandım. Haçlı seferi çıksa bu adam tokatlar aslında var ya Fatimilere. Bu adam bayağı yeterli. Ne oluyor? Benim ya. Şu lan. Hayırdır lan? Ordunun başına bizzat geçeceğim. Gel abi. Dur bakayım dur siz bir dur. Nereye? Gel gel. Gel gel kaçma gel. Gel bir gel. Kim lan bu? Olur sıkıntı yok abi, az karakter stres atsın ya, ne olacak? Az stres atsın ya. Hayırdır, ne oldu gençler? İyi prestij kazandık ha. Gelmişler bizi ya. Ne oluyor? Deniz olan ilişkin sessiz kalın oğlum, açığa çıkar, ne olacak? Benim zaten adammışlık seviyem diye bir şey yok yani. Bizim zaten kardeşim öyle bir şeyimiz yok yani. Beni sevmiyor adam. Akraba katiliyiz. Papa, sana bunu vereyim mi lan bu kızı? Papa. Papa oğlum ayıp oluyor bak ha. Seni öldürtürüm ha. Bunu da öldürtemiyoruz. Bu adil yeteneği ne kadar boktan bir yetenek ya. Papayı da öldürtemiyoruz. Lan papayı biraz şişlesek bari. Kıyak işi olacak da bizim için. Olmuyor, onu da şişleyemiyoruz. Bu arada biz kültürden ne alıyoruz abi? Yüksek orta çağa geçmişiz. Şu hane askerlerini alsan abi. 7 yıl sonra alacak. Güzel. 7 yıl içerisinde Haçlı Seferi çıkmazsa güzel olur bizim için. O bizim için çok güzel bir yetenek olacak. Kargalı. Kargalı birlikleri de hemen arttır abi. Kargo önemli. Mangonelleri sileceğim. Ben kuşatma aleti yapmayacağım. Kuşatma aleti bizim diğerleri tarafından yapılır. Haçlı Seferi'ne diğer katılacaklar tarafından bulunur. Ben kuşatma aletsiz takılacağım abi. Bu arada başkenti geliştirme işini yapayım ben. Stres kazandırsın, problem değil. Şövalye de davet et abi. Başkenti geliştir. Şuradan gelişmişlik arttırmadan Prag'ı yap. İç ilişkileri güçlendir. Komutanı eğit. Sen de şu elemanda bir sır ara bakayım. Bu benim sırrımı açığa çıkardı. Ben de onu bir kitleyeyim bakayım. Onun sırrını bul oğlum. Onun sırrını bul. Şimdi bana iyi şövalye geldi mi? Oh, gelene bak. Aman aman 28 it. Abi 16. Komando gibi maşallah. Güzel güzel. 85 altına da bunu alırız. İyi şövalyelerimiz var. Bunlar Haçlı Seferi'nde bizim işimize yarayacak. Çoğu mal ama. Çoğu yeteneksiz. İyileri de var. Davarları da var. İyilerini toplamaya, arttırmaya çalışacağız. Papa'dan birkaç para toplasam güzel olacak da Haçlı Seferi öncesinde. Papa ile bir türlü yıldızımız barışmadı maalesef.
Ya ne olacak? Açığa çıkar hatta ya. Kim ne yapabilir bize? Katıl. Bir şey olmaz. Aç. Ne olacak oğlum? Ne oldu lan? Kral Vratislav 54 yaşında Yüce İsa'nın mekanına göç etti. Kendisini şok içmekten hayatını kaybetti. İyi bir ölüm. İyi bir ölüm. Doğru yol. Aldım. Evet. Ya adam ölüm sebebine bak abi ya. Ya abi adamın ölüm sebebine bak Allah aşkına kardeşim yani. Ya öl de tamam da yani böyle de ölme be. Öl tamam ama bu şekilde ölme be abi. Ne bileyim biraz en azından düzgün sebeplerden ölseydin yani daha güzel verimli olabilirdi ama. Neyse. Senin bileceğin iş beni ilgilendirmez. Yaşam tarzı. Kardeşim öncelikle hemen bir tane çıtırından. Oo dahi. Bizim yeğen geçecek. Valla ben zeki soy niye yapmaya çalışıyorum ki? Ben bana herhangi bir ırsi özelliği olmayan yetenekli bir idareci gelsin yeter. Bu gelsin yeter. Çünkü biz zaten Kudüs olarak devam edeceğiz. Biz bu şekilde devam etmeyeceğiz ki. Biz Kudüs olarak devam edeceğiz zaten. Yani bizim olayımız zaten bu değil. Bizim olayımız bu değil. Oo 205 altın veriyor bana. Oo. Papa sen de hemen aramızı bir iyileştirelim ya. Dindarlık karşılığında senden altın alabiliyorum şu an. Güzel. Devam et abi. Onda bir sır bulun. Onda bir sır arayalım. Casus başı değil abi. Beni Maraşal yap ya. Gözünü seveyim. Biz, bak bakayım. Hiç casus başına benziyoruz mu biz? Biz hiç öyle bir şey olabilecek adam mıyız? Yani bak bakalım Allah aşkına. Gözünü seveyim dayan. He. Yaptığın şeyin ne kadar yanlış olduğunu sana göstermek isterdim de gösteremiyoruz. Neyse. Kargılımız var. Şundan bir tane daha yap şövalye. Bir kargı yeter abi. Şövalyemiz de artık sayısını fulleyeceğiz. Şu hacı abinin benle arasının iyi tutulması lazım. Buna bir hemen bir 3-5 bir para ateşleyelim. Hatta 3-5 para kıyafet kanunu lan bu da mı adil özelliğine sahip? Allah Allah. Herkes adil özelliğine mi sahip arkadaş? Varis bekarmış. Ver bunu da birine. Aa bizim kızımız oldu. Güzel. Reis 18 yaşında bu sakal ne anasını? Yuh be. Yuh anasını. Lan oğlum o ne öyle ya? Kardeş o nedir ya? Agresif saldırgan. Of çok güzel. Diğerlerine düşünmeye bile gerek yok. Bakmaya bile gerek yok diğerlerine. Güzel güzel. Şu reisle aramızı iyileştirdik hemen. Papa. 3-5 bir şeyler ver lan. Hadi oğlum. 3-5 bir ateşle bir şeyler ya. Hadi oğlum hadi. Dindarlık mindarlık bu kadar önemli bir şey değil ya. Minimum maliyet 250 altın. Yuh. Kardeşim hadi be 3-5 bir şeyler ateşle be. 250 dindarlıktan dolayı alamıyorum galiba şu anda. Yok galiba değil o zaten kesin öyle de. Şu an eksi 40 diyor zaten sadece. Artı falan göstermiyor. Acaba o dindarlık yetince mi göstermeye başlayacak? Herhalde o şekilde. Muhtemelen o şekildedir diye düşünüyorum. Ne oldu lan oyun bir dondu bizi öldürmedi değil mi kimse? Aman abi. Aman daha genciz hocam. Daha genciz. Güzel. Şunu fullemeden bir elimdeki parayla hacca mı gitsem acaba dindarlık için? Ne oldu ne sinir krizi hemen şey yaptın ya. Hemen neyin sinir krizi bu kadar oğlum? Sakin ol. Bir şey yok. Bir hacca çıkacağız yakında. Hatta direkt çıkalım abi. Sakin ol. Deneyimli binici özelliği kazanacağım ya da yaralı olacağım. Gerek yok. Kudüs'e 312. Oha. Neyse kardeşim ver parasını. Sıkıntı yok gidelim. Çok merak etmeye gerek yok. Ne oldu bize bir örgütleşme falan isteyenler var. Hayırdır oğlum? Dünyevi haç. Daha iyidir. Diploması veriyor. Adam mı çocuğu? Yok dünyevi daha iyi. Bizi isyana kalkışan falan dallamalar var. Hayırdır oğlum? Hayırdır? Biraz daha arttırırım bak tahtut ötesini delirtmeyin bana. Tahtut ötesini daha da arttırırım bak. Papa sıkıştır abi bize 3-5 bir şey. Yine vermiyorsun sen. Hadi abi. Ne isteksizliği mi o? Temel isteksizliği bir sil bakayım ya. Sil bakayım temel isteksizliği ya. Ayıp oluyor ama papa kardeş. Papa kardeş ayıp oluyor. Onu bir şey yap. Bizim süzerine girmişler yine. Şş, hadi lan. Hadi oğlum hadi lan. Oğlum hadi ordu basacağız ya hadi be. Ordu basacağız şey için ya.
Senin Haçlı seferlerine katılacağız abi, hadi. Ucundan bir bize koklat parayı be. Sen ne? Ne gibi adamsın ya? Sana al, birinin kol kemiğini verdim. Bir asisimin kol kemiğini verdim abi, belki lazım olur. Nerede kullanırsın artık sen bilirsin. Nerede kullanacağını kendin bileceksin artık. Aha! Ooo, şeyi aldık. Hane askerlerini aldık. Düzenli askerleri de ver abi. Hane askerlerini aldık. Düzenli askerleri de alırsam güzel olur. Şimdi bunların sayısı daha da artacak. Papa'nın para vermesi lazım ona. Arzu halde bulun. Şu an bir selam verelim yeter abi. Vay şerefsiz vay. Henrik var ya, seni pataklardım da gücün fazlaymış. Gücün fazlaymış, yoksa sana bir sıkıntı çıkar. Neyse, bu topraklarda biz çok kalmayacağız zaten. Bu topraklarda çok kalmayacağız zaten biz. Lan bana altın kaybettirmeyin. Kokuşmuş saray olsun, bir şey değil. Hah, zırh ver bana, zırh. Zırh olur zırh. Hem de ün salmış bir karakter. Ver lan, sonunda parayı verdim. Lan cebindeki akrebi sonunda çıkardım be. Adam cebinde lan oğlum, yine mi para ya? Hadi. Yine paralar gidiyor. Paralar gidiyor yine. Adamın cebinde akrep vardı papanın ya. Ama sonunda çıkarttırdık o akrebi. O akrep sonunda gitti. Arzu hal falan yok abi. Os üzerine ben bir daha selam bile vermem. Os üzerine ben bir daha selam bile vermem. Bir Haçlı seferine gideceğiz alt tarafı ya. Kardeşim biraz daha para lazım. Biraz daha. Ne zaman verebiliyorum? 1096. Bu adamı ben bir daha affetmem. Bu adam bize yamuk yaptı. Bunu aforoz ettirebiliyor muyum papaya? Papa bunu seviyormuş, olmaz. Oy! Çıkan zırha bak. Abo! Çıkan. Oğlum Matilde ne yaptın lan sen öyle? Ne yaptın öyle ya? Helal olsun lan sana. Sana verdiğim para sonuna kadar helal hoş olsun. Yaptığı şeye bak abi. Muhteşem. Düzenli asker sayımız daha da artıyor. Ya yeter artık, şu karakterin stresini azaltmayın, arttırmayın, yeter. Yeter ya. Allah Allah. Kardeşim bir salın bizi ya. Haçlı seferini başlat kardeşim. Aha. Aha geldi. Aha geldi. Kardeş. Kardeş aç. Aç Haçlı seferini aç. Aç abi aç. Aç Haçlı seferini aç şunu artık hadi. Hadi gidiyoruz hadi. Hadi oğlum. Alexander, hadi. Alexander hadi oğlum. Nereye? Aragon krallığı mı? Ora ne oğlum ya? Ya kardeşim. Şey Kudüs, Kudüs. Orası değil, burası. Hedef bu, hedef bu. Saçma sapan şey yapmayın. İdareciliği iyi olan birini getirelim. Bunları niye atayamıyoruz? Bunlar seçilmiyor. Karakterimin kuzeni Çek. Şu agayı atayacağız. Bunun çocuğu yok. Parası 57 yaşında. Bu olmaz. Bu varisiz kalırız abi. Başka bakalım. Oğlum iyi idareci birini bulsaydık iyiydi be. Bu neci? Kardeşim sen senden olur. Senden olur. Seni bir de birine evlendirirsek. Sen şu an şey misin? Tarikata mı katıldın sen? O yüzden mi evli değilsin? Evlendiremiyorum çünkü ben seni. Ben sarayıma davet etmediğim için evlendiremiyorum. Hadi gençler. 12 ay sonra başlayacağız. Biraz kuvvetlendirin kardeşim gücünüzü. Hadi. Hadi abi. Hadi sayı artsın. Hadi. Hadi daha fazla para harcamayacağım bu arada. Bu parayı artık şeyde kullanacağız. Bayağı katılımcı geliyor lan. Daha öncesinde oynadığımda bu kadar kişi gelmemişti. 20.000 kişi gelmişti. Ondan yenilmiştik abi. Bu sefer kazanacağız, inanıyorum. Bir ay kala orduyu toplayıp İtalya açıklarına getireceğim. Bir ay kala orduyu toplayıp getiriyorum abi. Donanma hızı bile artacak bak. Yeteneği bile aldık. Tamam. Hadi oğlum. Hadi oğlum 2 ay. Aç orduyu aç. Aç abi aç. Bir tane daha birlik toplayabiliyorum da abi artık. Geçti bunlar. Şöyle topla abi. Bizzat ben komuta edeceğim orduya. Geliyoruz. Hadi gidiyoruz.
Para mara bayağı bir sıkıntıda ama olsun. Güzel. Bununla destek veren kişi yok. Tek başına. Hadi lan dövmemiz lazım gençler. Gençler bakın bu kadar adam tek başınayken bunu pataklamamız lazım bizim. Hadi oğlum. Benim yeteneğim niye azaldı birden? Daha fazlaydı. Araziye göre mi acaba değişti yetenek? Para falan bayağı sıkıntı da ama halledeceğiz. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsunuz? Oğlum ne yapıyorsunuz? Dur bakayım ben şuraya bir çıkayım. Şuraya bir çıkalım abi, yoklayalım. Güzel. Şuraya geldi bunlar. Geldim geldim. Abi kafanıza göre tek başına gittiniz ama ya. Abi bence bak şuraya gidelim biz. Bir tane daha getir. Aa, yaş özelliği kazandım. Bu adam bana geliyor. Bu adam bana geliyor. Bana geliyor. Oğlum siz bana gelsenize birlikte takılalım. Biz şu an şeyi aldık mı acaba ikmali? Döver miyiz lan bunu? Döveriz herhalde ya. Herhalde... Aa gidiyor. Oğlum bana gelin bana. İlla Kudüs'e çıktık diye oraya gitmemize gerek yok abi. Ben bunlara yardım edeyim ya. Bunlar dayak yiyecek yoksa. Ben bunlara yardım edeyim. Hatta bizzat savaşlara katılacağım ben. Başlı savaşçısı özelliği de kazandım. Güzel. Gir abi savaşa. Savaşa bizzat gireceğim. Kuşatmaları da yapayım. Güzel. Alıyoruz, 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 alıyoruz. Hocam şuraya yardım edin. El atın, iki el atın lan. Oğlum iki el atın. Lan şuraya el atın lan. Oğlum buraya lan, buraya. Oğlum Kudüs ederek lan. Güzel. Benim katkım inşallah fazladır bu arada. Kral ben olmalıyım. Kral ben olamadığım müddetçe bir önemi yok yani bu zaferlerin. Bu zaferlerin bir önemi yok kral ben olmadığım sürece. Önemli olan benim kral olmam. Hadi bakalım. Oğlum Kudüs'ü ben ele geçirdim. Burayı ben ele geçirdim. Herhalde yaparız yani. Herhalde yaparız diye düşünüyorum. Bak kuşatmaları ben yapıyorum. Onlar dingil dingil gidiliyor. Dingil dingil bir yerlerde takılıyor abi bunlar. Ben kuşatma işiyle uğraşıyorum şu anda. Hala becerili olamadı ya. Kardeşim bir tane işi başaramıyorsun ya. Bu arada biz şanslıyız. Ben bundan önce denediğimde çok fazla devlet gelmişti düşman olarak. Dost olarak da kimse gelmemişti abi. Şu an şanslıyız yine. Aha. Aziz Yorgi bizimle. Kim bu? Aa kuzenim geçti. Vallahi geçti. Hadi bakalım. Kudüs'e geçtik. Bir tane toprağımız var. Bir tane yerleşimimiz var. Şu an buranın dini falan değişmedi. Bunları falan kendimiz yapacağız. Aa başardık. Şimdi bunların alayının bu arada topraklarına falan el çektireceğim. Şu an sadece Kudüs'ü yönetiyorum. Yanımızda tarikat şövalyeleri falan var. Kutsal savaşçılar var. Veraset sonrası silah bırakacak bunlar. Şimdiden gücümüzü ayarlamamız lazım o zaman bizim yavaştan. Bakalım ne olacak abi. Haçlı Kralı diye bir yeteneğimiz var. Kutsal Hükümdar. Askeriyesi 3. Dövüşü 2. Aynı mezhep görüşü. Olumsuz kültür görüşlerinin yok sayma var. Bayağı iyi bir yeteneği geldi bu. Şimdi bu şeye de gelecek mi peki? Oğullarına da gelecek mi acaba bu? Erkek tercihli bölünme. Yasa bölünme ama. Yasa bölünme. Karısı hamile. Güzel tamam. Varisi gelecek. Varisi gelecek abi. Acaba o yetenek çocuklarına da geçecek mi? Bilmiyorum. Bunu göreceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere dostlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Haçlı seferini tamamladık. Bir sonraki bölümde bu topraklarda tutunmaya çalışacağız. Bakalım nasıl olacak göreceğiz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay bay.